Oyuncuların açıklamalarına bir göz attık. İşte karşımızda Ahmet Selim Kul, İzmir Fatih'i. <laughs> ee, önce bir izlenimlerini aktaracak. Fenerbahçe'den de bir Ceko adımı var. Boşnak Yıldız'la kısa süre içinde ikinci görüşme gerçekleşecek. Selim hangi detaylar var sende? Kerem, e, bence buradan başlamak e, biraz daha önemli. Uygundur. Çünkü, evet, e, Fenerbahçe önemli bir girişimde bulunuyor Fenerbahçe'de. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daydı kendisi. Şampiyonlar Ligi finalinde. Inter'le ilk 11'de başladı. E, Ceko Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan oyunculardan bir tanesi. Henüz çok net geliyor gelmiyor demek için tabii ki erken ama niye biz bu transfer gelişmesini verdik? Burada önemli bir detay var. Ceko'nun Fenerbahçe'ye e, karşı bakış açısı var. Hani ilk görüşme Finalden önce gerçekleşiyor. Orada şunu söylüyor. Ben Fenerbahçe'yi her zaman yakından takip ediyorum. Zaten sempatim var. Hani Fenerbahçe ile ilgili düşüncelerim her zaman pozitif. Ama Şampiyonlar Ligi finali var önümüzde. Finale oynadıktan sonra tekrar bakacağız e, duruma gibi bir cevap veriyor. Yani gerçekten ciddi anlamda bir e, açık kapı bırakıyor. E, şunu da söyleyelim. Inter de Jacko ile devam etmek istiyor. Bu Fenerbahçe'nin önündeki bence en büyük engellerden bir tanesi. Inter'de bir sözleşme önermeye hazırlanıyor Ceko'ya. E, oyuncunun yaşı ileride ama şunu kabul etmemiz gerekir ki bu tipte oyuncular pivot santrafor özellikle oyuncular için gerçekten yaş konusu çok çok böyle... E, en önemli konu halinde olmuyor. Bu yüzden de bence Inter'de Ceko ile devam etmek istiyor. E, Ceko'nun talepleri tabii çok düşük değil. Ben bir yandan da notlarıma bakmaya çalışıyorum. Oyuncunun istediği rakamlarla ilgili paylaşımlarda bulunacağım. Yaklaşık 4 milyon euroya yakın bir maaş beklentisi var Ceko'nun. Fenerbahçe tabii bu rakam biraz fazla ama Fenerbahçe bu... Ee, en azından anlaşma noktasına getirebilir işi bunu belirtelim. Tabii ki imza parası vesaire bu tarz beklentiler de var. Ee, ama Ceko'nun dediğimiz gibi bunu bizim şu anda haberleştirmemizin en önemli sebebi şu. Ceko daha önce de Fenerbahçe gündemine gelmişti. Boşnak bir oyuncu. Fenerbahçe'yi biliyor, tanıyor, seviyor. Daha önce de Fenerbahçe yöneticileriyle görüşmüştü ve bu görüşmede de ben Fenerbahçe'ye her zaman sıcak tarzında ifadeler kullanıyor. E, Ceko Fenerbahçe için önemli bir seçenek, önemli bir adım. E, Ceko transferini takip edeceğiz. Önümüzdeki günlerde bir görüşme daha gerçekleşecek. Tabii şimdi artık sezon bitti. Fenerbahçe'de hoca gündemi de var. Birazdan onunla ilgili bilgileri de paylaşacağım. Ama e, Ceko Fenerbahçe'nin forvet adaylarından bir tanesi. Tabi Valencia ile de son bir görüşme gerçekleştirecek. Ama Valencia'ya internasyonelin teklifi çok daha ciddi. 3 e, yıllık Teklifte bulunuyorlar ve önerdikleri maaş da biraz daha fazla. Valencia ile yollar devam etmeyecek gibi gözüküyor. Yine de son görüşmeyi beklemekte, son hani o e, noktayı beklemekte fayda var ama Valencia ile yollar devam etmeyecek gibi gözüküyor ve bu doğrultuda Fenerbahçe'nin iki forvet transferi yapmasını bekliyoruz. Bu forvet transferleri içinde Ceko e, çok önemli bir aday dediğimiz gibi ilk görüşme gerçekleşti. Ceko gayet pozitif sinyaller verdi. Tabii ki ama rakamlar, detaylar bunlar için Şampiyonlar Ligi finali olduğu için çok fazla detaya girilmedi ama Ceko görüşmesi tekrar olacak Fenerbahçe şunu söyleyebilirim. Yani çok böyle bu tarz böyle beylik laflar etmeyi sevmiyorum ama Fenerbahçe bir iki tane böyle üst düzey isim bu defa alacak gibi gözüküyor. Tabi Galatasaray'ın da geçtiğimiz yıl önemli yıldızlar kadrosuna katması güçlü bir kadro kurmasının da bunda etkisinin olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe de kadro kalitesini yukarı taşımaya çalışacak. Transferden başlamışken hocayı da ee, hoca konusunu da anlatmak istiyorum. Daha Selim sonra... hoca konusuna girmeden Ryan Kent konusuyla bir devam Tabii. edelim mi? Madem oyunculardan başladık hoca konusuyla alakalı mutlaka Zeki Uzunurkan ve Serdar Sarıdağ'ın da soracağı ya da söyleyeceği şeyler olabilir ama Ryan Kent transferiyle alakalı Fenerbahçe kulübünde beklenti nedir oyuncudan? En üst çok erken ama oyuncunun şartlarıyla alakalı bir şey biliyor muyuz? E, oyuncunun şartla ilgili 4 yıllık bir sözleşme diye duydum ben ama hani rakamlarla ilgili henüz çok net bilgiler sahip değilim. Hı hı. Şu bilgileri söyleyebilirim. Bu transfer görüşmeleri Şubat ayında başladı ve çok da uzun sürmeden aslında final noktasına gitti. Yani Fenerbahçe serbest kalan Oyuncunun serbest kalıyor olmasından dolayı Şubat ayında bu hamleleri yaptı. Zaten fotoğraflara bakılırsa, Sayın Selahattin Baki'nin üstünde mont var. E, oradan da bazı çıkarımlar yapabilirler e, izleyiciler. Ryan Kent Fenerbahçe'nin sol kanatta zaten bir açığı vardı. Yani o bölgeye bir transfer yapmak istiyordu. Ryan Kent ismini bu şekilde doğru bulundu ve alındı. Bu e, tabi e, Fenerbahçe yönetiminin karar verdiği bir transfer oldu. Hmm. Ee, şunu da söylemek gerekiyor. Daha önce bu tip durumlarda Fenerbahçe'de Kol kır vakası yaşandı. işte farklı e, olaylar yaşandı. Dolayısıyla bundan dolayı e, bu yaşanlardan dolayı benim aklıma da taraftarların aklına da bazı kötü çağrışımlar geliyor. Ama Fenerbahçe yönetimi daha önceden bu oyuncuyu e, yakından inceledi. E, karakterini analiz etti ee, ve bu şekilde bir karar aldılar. Fenerbahçe sol kanat mevkinde Rossi ile birlikte oyuncu sayısını ikiye çıkarmış oldu ama şunu söyleyebilirim ki Rossi'ye gelecek tekliflere göre Rossi ile yollar ayrılabilir. Ee, bu ihtimalde söz konusu kent transferinden direkt bağımlı değil ama Rossi, Rossi de Fenerbahçe'den ayrılabilir. Şunu da söylemek istiyorum Kerem. Ee, kent'le ilgili şu Fenerbahçe yöneticilerinin en azından çok daha dikkatli olması gerekiyor. Bugün e, sevgili Ersin Sezer'le de bu konuşmayı gerçekleştirdik, o da aktardı. Yani kentin biraz sosyal medyaya fazla ilgi gösterdiği, sosyal medyadaki onları biraz dikkate aldığını duydum. Fenerbahçe yönetimi oyuncuya sosyal medyayı mümkün olduğunca az göstermeli. Yoksa burada özellikle... Türkiye'de çok ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Bu noktada da öğrendiğimiz bilgiyi izleyicilerimizle bu şekilde paylaşmış olalım. E, Kent transferinin hikayesi de bu şekilde. Hoca konusuyla alakalı Tabii ki. mutlaka çalışmalar evet. var. E, sen bir belki girizgah yaparsın, onun üzerine konuşuruz. Birçok aday adını duyuyoruz. Sence öne çıkan birisi var mı? Yoksa hala opsiyonlar üzerinde e, eşit seviyede bir değerlendirme mi söz konusu? Şöyle Kerem, e, Fenerbahçe'nin hocası henüz tam olarak net değil. Yani hani izleyiciler merak ediyor bazen. Hani belli olmuştur ama açıklamıyorlardır. Son detaylar kalmıştır. Henüz yüzde yüz karar verilmedi. Tabii ki görüşlen isimler var. Aday, aday isimler var. Yurt dışından bizim duymadığımızda birçok kişiyle yine temaslar kuruldu, görüşmeler yapıldı. Yurt dışı basından Abel Ferreira ismi yansımıştı mesela. Yine çeşitli insanlarla görüşülüyor ama şunu söyleyebilirim sosyal medyada çok fazla Sergen Yalçın ismi dolaşıyordu. Ee, hani Sergen Yalçın kesin olmaz demem. Fikir değişir bir başka bir şey olur hani ama şu anda Sergen Yalçın isminin çok fazla gündemde olmadığını söyleyebilirim. En büyük aday olmadığı kesin diyorsun. Aynen öyle. En çok güzel anlattın Kerem. En büyük aday şu anda Sergen Yalçın değil. E, Fenerbahçe'nin yerli konusu yabancı ihtimalinin de yerli ihtimaline göre daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. E, Montella adaylardan bir tanesi. Bana göre henüz çok çok yeterli bilgiye sahip değilim ama.